senin üstüne gelen yok. Ben kendi vatanımın başkentini gözaltıyorum. Başınıza iş gelecek, bize geleceksin. Eğer bu barikatı açıp Ankara'ya giremezsek başka bir hak koruyamayız. Bunu Türkiye. Hatta üzerimize benzin dökün, yakın, yakın. Ne var? Diktatörlük var. Ne var? Reis var. Ne var? Saray var. Ne var? Onun tarimatları var. Feyzoğlu temsilci bir yer var. O da saray. O sarayın yağcısı ve yağdanlıkçısı olmuş. Kilometrelerce yol kat ederek adalet talebini haykırmak için Ankara'ya gelen baro başkanlarına başkentin girişinde sembolik olarak bir 200 metrelik yürüyüş yapılmasına dahi müsaade edilmiyor, tahammül edilmiyor. Herhalde içinde yaşadığımız baskı sürecini daha iyi özetleyecek bir görüntü olamaz. Biz bir hukuk devleti olduğumuzdan bahsedemeyeceğimizin herhalde en açık örneklerinden birisidir. Ancak şunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın burada çok sayıda baro başkanı var. Ve onları Ankara'ya sokmayan tarihi bir gündür bugün. Onları kanunsuz bir tavırla engelleyerek, şiddet göstererek Ankara'ya, başkente sokmayan, tarihe böyle şekilde geçecek çok kara bir günü yaşıyoruz. Cuma günü kendi illerinden ülkede avukatlık yasası üzerinden yapılan ve 80 milyonun hukukuna etki edecek değişiklikleri daha görünür kılmak için yola çıktık. Bu sabah ulaştığımız Ankara'da, Ankara'nın girişinde bizi tam da yola çıkış sebebimizi canlı olarak yaşatan, anayasal hakkımızı, yasal hakkımızı, Ankara'ya girişimizi engelleyen bir durumla karşı karşıya kaldık. Sizlerin de yakından gözlemlediği bu durum karşısında bizlerin yola çıkışının ne kadar anlamlı ve gerekli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü biz, bizim temsil ettiğimiz insanlarla birlikte hak aramak için işte bu tür hukuksuzluklarla mücadele etmek durumundayız. Barolar bunun için vardı, avukatlar bunun için vardı ve bunun için yollardaydık. Bugün avukatların temsilcisi, halkın temsilcisi olan baroların temsilcisi başkanlar Ankara'ya ne yazık ki anayasal haklarına rağmen alınmadılar. Türkiye'de hak mücadelesinin nasıl yapılmakta olduğunu kendi illerinden meşakkatle yola çıkmış dostlarımız, arkadaşlarımız, baro başkanlarımız gösterdi. Bizler vatan sevgisiyle, ata sevgisiyle yorulmuş insanlarız. Bizi ayrıştırarak bu noktada gruplara bölmek birliğe yakışan davranış değildir. Adı üstünde birlik, birlik olmak durumundadır. Birlik başkanının böyle bir günde bizim yanımızda, bizimle birlikte olması gerekirdi. Anıtkabir'de başka arkadaşlarla birlikte değil. Biz, onlar da burada olmalıydı ve hep beraber atamızın huzurunda hak arama mücadelesini taşlandırıyor olmak durumundaydık. Ancak bizim gündemimiz 80 milyonu ilgilendiren yasa değişikliğinin yaratacağı etkilerdir. Biz kendi içimizde birlikle ilgili düzenlemeleri, değerlendirmeleri yaparız. Bu bizim işimizdir ama bugünün işi değildir. Biz bugün 80 milyona mal olacak hukuksuzlukların önüne geçmek durumundayız. Görünce inanmak istemedik, inanamadık. Birçok baro başkanı da aynı anda olaya tanıklık etti. Biz burada demokratik hakkımızı kullanmak adına kilometrelerce yol yürümüşüz. Yaşımız 50'nin üzerinde, 70 yaşında baro başkanımız yürümüş. Burada 20'li yaşlarda polislere bizi tartaklattırıyorlar. Yani devletin polisi, devletin anayasasına aykırı davranıyor. Bunu da aldığı talimatlara dayandırıyor. Tabii ki bununla ilgili tespit edebildiklerimize suç duyurusunda bulunacağız. Kaldı ki arkadaşlar da olayı provoke etme adına bir tane de bir emniyet müdür yardımcısı var. Onun da görüntüler var elimizde. Başından sonuna kadar sürekli olayı ajite edip kitleyle polisi karşı karşıya getirme konusunda çaba sarf etti ve başarılı oldu. Dediğim gibi 20 yaşında dün polis olmuş çocuklar amirinin komutuyla polis olarak avukata saldırıyor. Hem de illerinden gelmiş baro başkanlarına. Bir kısım tarih kitaplarında bir şeyler yazıyor. Yalan mıdır, gerçek midir bilmiyorum.
O dönemde böyle kameralar olmadığı için çekilmemiş. Birileri de bunun yıllardan beri ekmeğini yer. Derler ki tek parti döneminde bu ülkenin vatandaşları başkente sokulmazdı. Ben bunun yalan mı yanlış mı olduğunu bilmiyorum ama bu yaşımda bugün yıl 2020 Türkiye'sinde sadece vicdanlar için gelen, sadece hukuk devleti diyen, devletim diyen, milletim diyen için gelen insanları, baro başkanlarını bu şehre sokulmadığını çıplak gözlerimle gördüm. Sizler de görüyorsunuz. Ve diyoruz ki, Deme Kurulu raporlarına geçmiş 2010 sonrası 1 Kasım çevrelerin sürekli ısıtarak gündeme getirdiği ve bizlerin artık kadim bir FETÖ projesi olarak çok iyi bildiğimiz bu değişikliklerin hukuka, anayasaya, yargıya ve savunmaya aykırı olduğunu söylüyoruz. Ve diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter bir ulus devlettir. Çoklu baro, çoklu yargıyı ve çoklu hukuku getirir. Bu da hiçbirimizin istemediği bir şekilde bölünmeyi getirir. Hukuk devleti olmaktan çıktığını hepimiz biliyoruz. Ayrıca mevcut siyasal iktidar gücünü, etkisini, hatta ve hatta meşruiyetini yitirmiş durumdadır. Bu durumdaki bir iktidarın yaptığı ilk iş otoriterleşmektir. Otoriterleşen bütün iktidarlarda öncelikle örgütlü kesimlerin gücünü kırmak, onları parçalamak isterler. Bugün barolara karşı siyasi iktidarın yönetmiş olduğu değiştirme, yasal değişiklik amacı tamamen gücünü, iktidarını yitiren bir siyasal grubun yapmak istedikleridir. Biliyorsunuz anayasamıza göre, yasalarımıza göre gösteri ve yürüyüş en demokratik bir haktır. Bu hak için ayrıca özel bir izin alınması gerekmemektedir. Ancak avukatlar olarak elbette ki hukuka aykırı, kanuna aykırı, özgürlüklere aykırı her emrin, her tutumun karşısında olacağız. Bugün baro başkanlarının hangi amaçla yürürse yürüsünler, durdurulmaları kanunsuzdur. Dolayısıyla biz de buradan onların yanında olduğumuzu haykırmak istiyoruz ve verilen o kanunsuz emri, yasak emrini kınıyoruz. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki 60'a yakın baro başkanının ülkenin başkentine girmesine izin verilmiyor. Neden? Niçin? Yasa mı var? Engel mi var? Yok. Ne var? Diktatörlük var. Ne var? Reis var. Ne var? Saray var. Ne var? Onun talimatları var. Böyle bir alçaklığa talimat veren, uygulayan tüm unsurları buradan kınıyorum. Kim olursa olsun, ne olursa olsun. Bizim baro başkanlarımız, yani %95 baro başkanı orada tutulurken, saldırıya uğrarken, hakarete uğrarken, yumruk atılırken, saldırılırken orada 15 tane baro başkanı, yani %5 ile orada gitti, Anıtkabir'de bir fotoğraf verdi. Bu aslında baroların ve baro kurumların nasıl bir duruş gösterdiğinin, aslında Feyzoğlu'nun kimi temsil ettiğinin, Feyzoğlu ne baroları, ne avukatları, ne de halkın hak arama özgürlüğünü, hukuku asla temsil etmiyor. Feyzoğlu'nun temsil ettiği bir yer var. O da saray. O sarayın yağcısı ve yağdanlıkçısı olmuştur Feyzoğlu. Oraya kapı kulu olmuştur. Feyzoğlu ne Barolar Birliği Başkanı'dır, ne avukattır bizim gözümüzde, ne de hukukçudur. Dolayısıyla artık Barolar Birliği'nin başkanı Metin Feyzoğlu bizleri temsil etmiyor. Bunu özellikle bildirmek istiyoruz. Ve bu kadar kampanyasına rağmen 15 baro başkanı ne yazık ki kendisinin yanındadır. Ve düşünüyorum ki o 15 baro başkanı da o şekilde duramayacaktır arkasında. Çünkü bizler avukatız. Bizler ihtiyacı olan, bir şekilde savunmada kalan kişilere yardımcı olan kişileriz. Yapmayın, kanunsuz iş yapıyorsunuz. Bırakın. Oraya.
Açın artık! Ya izin verin ya göz altı yapın. Başka seçenek yok. Açın! Açın şunu! Ya izin verin ya göz altı yapın. Başka seçenek yok. Böyle böyle günlerce kalıyoruz böyle. Biz geri adım atmayacağız. Yapma.